Beni davet etmen öyle mutlu etti ki. İki aydır ne çektiğimi bir Allah bilir bir de ben. Ya üstelik hiç suçum günahım yokken. Sen hala kendini günahsız mı zannediyorsun? Buraya çağırdım ama seni affettiğimden değil. Doğumda ele güne karşı laf vermeyelim diye. Yapma Esma. Sen bana kendimi müdafaa edecek hakkı tanımıyorsun ki. Bak tamam ben Adem'in Reyhan'ın oğlu olduğunu biliyordum ama Fevzi'yi bilmiyordum ki ben. Vallahi bak. Ya bilerek, isteyerek ben bu dostluğa zarar verir miyim Esma? Anneciğim. Bizim teyzemin varlığından haberimiz bile yok. Ben kadının ne adını duydum, ne fotoğrafını gördüm. Yapmayın böyle ne olur. Yani annem kahroluyor üzüntüsünden. Sizi ne kadar çok seviyor biliyorsunuz. Kardeşler küs kalmamalı. Onunla görüşmelisin. Hatta güvenini kazanmalısın. Ki o evde aleyhimize dönen şeyler hakkında öğrenecek bir yolumuz olsun. Madem ki yeniden aile olmak istiyorsun. Al sana bir fırsat. Anneciğim ben bir lavaboya gideyim mi? Oralar biraz sıklaştı. Esma, Adem'in avukatı garipmiş ha. Yok gitti gitti. Sen merak etme. Ben ona hiç çaktırmadım. Ama İpek anlatınca öyle merak ettim ki. Hayret ettim. Çaktırmayacak ne var? Sana karşı olan bir davayı alması. Seni şaşırtmıyor mu? Ya sana ne aşıktı be. Dün dündü kıymet. Peki bunca yıl sonra karşına çıkmasına ne diyorsun? Vaktiyle seçilmediği için içinde ezilen fakir ama gururlu bir genç kalmış belli ki garibin. Ama ben onun hakkından gelmesini bilirim elbet. Peki nasıl? Değişmiş mi? Ha Esma? Bu meselede senin sandığın kadar derin bir dedikodu madeni yok kıymetçim. Hepimiz bambaşka insanlarız artık. Ne o zamanki masumiyetlerimiz var, ne de o yaşlardaki samimiyetlerimiz var. Bir defter kapandı mı kapanmıştır benim için. İpek kızım annen de kalkmak için seni bekliyordu. E niye anneciğim daha yeni geldin? Otursaydın biraz da. Yok kızım ben gideyim. Evde yapacak işlerim var. Güle güle kıymet. Görüşürüz Esma. Ne oldu yine paketledi sen onu? Hiç. Anne söyle. Kadının gözünde şimşek çakıyordu. Ben anlamıyorum ki her hareketin batıyor. Hayır siz bir de çok iyi arkadaştınız. E iyi ya işte. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ya onu. Bak sen hiç merak etme. Ben yakında yeniden onu avcumun içine almasını bilirim. Benim yüzümden hiç kötü olma. Surat falan da asma. Hı? Sakın ha. Değişmişmiş. Ama o zamanların heyecanı kalmış gözlerinde ha Esma. Şenlik başlıyor desene. Ya oğlum bırak vallahi iyi değilim Osman. Allah abi beş dakika lütfen ya. Bana beş dakikanı ayıramaz mısın? Oğlum iyi değilim diyorum sana. Bir şey göğüs kafesimden fırlayıp gidecek. Bırak nefes alayım lan. Bırak oğlum, abi ben de onu diyorum Allah aşkına. Ben Osman. De onu abi lütfen ya. Abi lütfen. Abi sen Süreyya'yı sevdin. Sen Süreyya'yı kendinden çok sevdin. Abi sen hatta hala seviyorsun Süreyya'yı. Sahiden bütün öfken ona mı ya? Sen ona bu kadar kızabiliyor musun sahiden? Heh?
Abi. Abi hayatta en çok bağırdığımız zaman, şu canımızın en çok yandığı zamandır. Ya sen böyle yardım çığlığı atıyorsun gibi geliyor bana. Yani haksızsam, haddimi aşıyorsam söyle ama. Nasıl ya? Osman nasıl? Oğlum ben hayatımın 10 yılını, tam 10 yılını Begüm neden beni terk etti gitti diye düşünmekle geçirdim lan. Nerede hata yaptım? Neden bana bir açıklamayı çok gördü? Neden bir binanın tepesine çıkartıp zemine çakılmamı izledi? Ben nerede hata yaptım? Ne yaptım? Tam hayat benden elini ayağını çekti derken birden Süreyya çıktı. O dutturu güzelliğiyle, o bakışıyla, o gülüşüyle. Süreyya'yla tanıştım. Lan o her şeyimi verdim lan ben. Her şeyimi verdim oğlum. Kalbimi verdim, hayatımı verdim, ruhumu verdim. Lan üstüne titredim ben onun. Abi biliyorum. Biliyorum abi. Tamam sakladım. Tamam sakladım, söylemedim. Acı çekmesinden korktum, canının yanmasından korktum. Doğru zamanı bekledim oğlum. Lan doğru zamanı bekledim, ne yapayım? O ne yaptı, çekti gitti. Nasıl çekip gider ya? Ya bu kadar yol yürüdüğü bir adama neden sırtını dönüp çekip gider? Neden beni dinlemez? Neden neden diye sormadan çekti gitti. Lan bir tek ben mi yanlış anlıyorum her şeyi? Bir tek ben mi görüyorum lan bu mucizeyi? Ben bu kadar değersiz miyim oğlum? Önüme bir de protokol hazırlamış. Yazmış, çizmiş. Boşanma dilekçesi demiş. O kadın gitmiş, başka biri gelmiş oğlum, bu Süreyya değil. Osman bu kim? Ben bu kadını tanımıyorum. Giden Süreyya değil oğlum, benim ruhum. Benim ruhum. Ben acı falan çekmiyorum lan. Ben acı falan çekmiyorum. Acı çekmesi için bir insanın ruha ihtiyacı var. Ben ölüyorum oğlum. Ben ölüyorum. Bakıyorum hararetini nasıl kesmemişsin. Hı? Şu eskiyen otobüsleri değiştireceğiz. Tamam. Tamam abi. Tamam bir dur. Tamam sakin. Hadi bir nefes al. Alamıyorum kardeşim. Nefes falan alamıyorum. Anneme şimdilik hiçbir şey söyleme, tamam mı? Bu tazminat falan başıma ekşimesin. Eğer bu akşam benimle dönüp yemeğe çıkarsan söylemem. Belki. Faruk Bey, iş hayatında bazen böyle zorunlu anlaşmalar şart. Ne yapacaksın? Oğlum daha yeni geldim, vallahi hiç halim yok ya. Sen bilirsin. Benim kartım belli. Açık. Sen dalga mı geçiyorsun la benimle? Ya abi ne yapacaksın tek başına? Ha? Kuracaksın, delireceksin, kafayı yiyeceksin yani. Gideceğiz, iki tak atacağız. Tamam, o kadar, bitti. Sen misin abi? Yok artık koskoca Faruk Boran. Bakacağız. Ben şimdi çıkıyorum, tamam mı? Rezervasyonu yaptıracağım. Mazeret yok, geliyorsun. Hı, Fikret. Akif hoş geldin. Hoş gördük. Hayırdır, yemekten mi geliyorsunuz? Hı. İkimiz de bayağı mayıştık. İyi geceler size. İyi geceler. Yok yok, sen kocanı bırak. Kocan bir gelsin. Biz şu Adem düğünün meselesini bir konuşalım. Gel bak. Vallahi abi bak, benim bir suçum yok. Lütfen yani Murat'la ona sor. Gerçekten ben sadece basit bir iştirakçıyım yani. Tabii canım. Gerçekten. Tabii zaten hep ben kazandıkıyım. Zaten hep ben kaynıyım. Ya daha ben şimdi harını aldım. Yalan mı? Eh be kardeşim. Sen niye uyuyorsun bunlara? Merak etme. Ben gerekeni yaparım.
Ne oluyor siz bir kaş göz işareti falan yapıyorsunuz benim anlamadığım... Yok. Şey o, düğüne şey yapacağız mı, şey yapmayacağız mı onu? Ne oldu o, gidiyor mu işte, ne oluyor? Tamam, anlaşıldı. Siz nasıl şey yapacağınızı o zaman konuşun. Ben sizi yalnız bırakayım, tamam? Tamam, geleceğim. Tamam, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hayır. Geliyorum hemen. Tamam, anladım, evet. Yalnız olduğuna göre planımız işlememiş. Ben şöyle kısaca o zaman azarımı yiyeyim. Ondan sonra eşim bekler. Malum hamile de. Yavaştan. Odama. Yüzünden demiş anlaşılmıyor ki arkadaş. Ama sanki biraz yumuşamış gibi ha. Yemek iyi gitseydi barista vardı. Şakalaşa şakalaşa gelirdi. Ben dedim sana ya. Kızacaklar şimdi bize. Haklılar da. Hayır, ne gerek vardı ki? Niye biz böyle bir şey yaptık ki üstümüze vazife gibi? Şuraya ablaya mı diyeceğim ben şimdi ya? Ya Bade, fikir benim fikrim. Ben sana baskı yaptım. Hem de üzerimize vazife. Görmüyor musun? Mutsuzlukları bizim üst etmiyor mu? Ediyor. Ben Fikret abim de Akif abi onun gazını alır ya. Sen merak etme. Of, keşke işe yarasaydı şu yemek ya. Kınasız düğün mü olur be evladım? Şu tuzu rica edebilir miyim? Bak kâr. Ya ne bileyim, bence çok gerekli değil ya. Gelenekler yaşatmak içindir. Sen de bir şey söylesene oğlum. Ya anneciğim... Şimdi biliyorsun ben bu... kına işlerinden falan çok anlamam. Yani... işte gelinimiz. O istiyorsa yaparız. İstemiyorsa da şart değil yani. Ha? Tabii. Hop hop. Ha sevgilim. Çok güzel bir ev buldum. Böyle müsait bir zamanında. Gidelim, bakalım, tamam mı? Ne iyi Adem? Yani biz... ilerisi için böyle bir hani ev bakıyoruz. İşte çocuk olur, çoluk çocuk bir şey olur falan. Hiç yorulma oğlum. Ben anladım, anlayacağım. Fazla geldim ben size. Ben kendime daha küçük bir ev gider bulurum. Olur mu öyle şey ya? Olur ben mu? Ben fazla geldim. Hayır. Senin yerin başımızın üstü. Hayır, olur mu? Ay canım benim ya. Olur mu öyle şey? Ay bakın. Çok affedersiniz ya. Ay canım. Efendim. Ya. Bakın ya. Öyle mi? Ne diyorsun ya? Olur mu ya? Süper ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Süper haber. Ne oldu? Bütün davetliler geliyor. Boranlar da yani. Öyle mi? Evet. Görgü başka bir şey. Aa. İsmini andığımızı hissetti galiba kardeşim Faruk. Beni görmek istiyormuş. Aniş. Hoş geldin oğlum. Oo, bakıyorum alışmışsın yeni oyuncağına. Ha? Sosyal medyada hesaplar falan. Ha? Online Reyhan. Ne oldu?
Ne oldu? Çıldırtma beni. Bir soru soruyorum. Ne oldu sana? Beceremedim. Neyi beceremedin? Ben sevdiklerimin hayatında var olmayı beceremedim. Tek dayanağım, tek mutluluğum sende bile bir ederim yokmuş benim. Ne oldu? Anlatır mısın? Al. O kadar dediniz kına gecesi istemiyoruz. İstemediğiniz kına gecesi değil. Benmişim ben. Benim hiç haberim falan yok bundan. Yapma. Yapma, kurban olayım bak. Boşuna heder ediyorsun kendini. Yapma. Ya sen deli misin be? Ben kör kütük aşık olsam senin tırnağını dünyaya yedirtmem. Yapma. Yapma. Anneciğim, İstanbul'a gideriz. Orada modacı da var. Da bunların nesi var ben anlamadım. Oh, Sünepe. Annesiyle Adem Efendi'ye ne olmadıklarını göstereceğiz. Biraz asalet görsünler. Tamam. Anne. Bir şey daha var. Anne, ben sizden bir şey saklayamıyorum. Kocamla da aram kötü olsun istemiyorum. Ay ben ne yapacağım bilmiyorum. İki arada bir derede kaldım. Fikret'le Murat, Faruk'la Süreyya'ya kumpas kurmuşlar. Bunları oyuna getirmişler. Dün akşam baş başa yemek yemişler. Barışmışlar mı? Ya bilmiyorum onu. Ya Fikret'e inanamadım zaten. Sen o tazminat meselesini duy, ondan sonra... Ne tazminatı? Ay sizin ondan da haberiniz yok. Ya Süreyya, Faruk'tan boşanmak için 2,5 milyon lira tazminat istemiş anne. Ama benden duyduğunuzu söylemeyin ne olur. Size de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ergenler gibi çöp çatanlık yapıyorsunuz ha. Hem de o utanmaza. Onun açtığı hasarı kim ödeyecek bu evde? Kim söyledi sana? Benim gözüm ne zaman sizin üzerinizde olmadı ki? Hı? Benden saklayabileceğinizi mi sandınız? Anne bak, onlar birbirlerine hala... Sakın! Sakın! Kocasının adını düşünmeden ağzına pelesenk eden o kadının işi yok bu evde. Allah da biliyor da ondan yürümedi soyumuz. Anne! Pes! Bak abim duymasın mı söylediğini lütfen. Biraz da beni düşünsenize. Hı? Öldürecek misiniz beni siz? Hem de o kıymet bilmez için. Hı? Bana ha Süreyya demişsiniz, ha mezarıma toprak atmışsınız. Hı? Bu kadar artık benim size söyleyeceğim. Nereden duyuyor arkadaş anlamıyorum. Nereden duyuyor bilmiyorum ya. İstek. Sen mi söyledin anneme tazminat işini? Aa, şaka. Duymuş mu? Peki bak, yapma şunu. Bizden başka kim biliyor? Sana söyledim, sen biliyorsun. Ah. Ne oldu? Ya kolay günah keçisi oluyorum. İyi misin? Ha? Ya kolay suçluyorsun beni ya. Şirkette olay çıktı dedim.
Faruk bağırınırken belki biri duydu, söyledi. Sanki iş güzel mi yok? Peki tamam, özür dilerim. Ne olursun affet, tamam mı? Hadi lütfen. Bak çocuğa iyi gelmiyor, yapma böyle. Öyle ağzına geleni söyleyip sonra özür diliyorum deme. Peki tamam. Bak ne olursun affedersin, bir anda oldu ya, lütfen. Gel. Avukat bey geldi Fikret Bey. Kış bahçesinde sizi bekliyormuş. Tamam. Bade kalsın mı yanımda? Sakinleşirsem geçer. Ya benim aklım takılır ya, kalsın. Telefon burada zaten, bir şey olursa haber veririm. Özür dilerim.